Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. O kadar acil bir video yapıyorum ki arkadaşlar, şu anda video çekmek için BİM'in önüne geldim. Aktüel ürünler falan var ama videonun konusu aktüel ürünler falan değil. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten o video yayınlanmış olacak. Bugün tatilim, boşum, geziyorum işte, sağda solda video çekiyorum. Araçta otururken de Letgo'ya girdim ve arkadaşlar böyle bir kasaya denk geldim. Satan arkadaş yeni bir sistem toplamış arkadaşlar ve eski sistemini satlığa koymuş. Bildiğiniz gibi bilgisayar parçalarının yüksek olmasından dolayı birçok arkadaş sistem toplayamıyor ve ikinci ele yöneliyor. Biz de kanalımıza içerik çıkması bakımından direkt ürünü favorilere ekledik. Zaten koyalı bir saat olmuş. Arkadaşa direkt mesaj yazdım. Telefon numaranı verir misin falan diye. Şimdi telefon numarası geldi. Ben de hemen kameramı çıkarttım. Hızlı hızlı bir video çekiyoruz. Bakalım ne olacak? İkinci el sistem alıyoruz. Hadi arkadaşı bir arayalım. Alo. Kardeşim selamünaleyküm. Kolay gelsin. Eyvallah abi, aleykümselam, buyur. Bu Letgo'dan yazan arkadaşım ben de, kasa koymuşsun. Evet evet abi, buyur. Abi durumu nedir cihazın? Herhangi bir sıkıntısı falan var mı? Çalışıyor mu şu an? Abi sıkıntısı yok. Ben yeni sistem topladığım için satıyorum. Sorunsuz şekilde evde duruyor. Anladım. Yani resimde görüldüğü gibi zaten parçalarda evet. Yazmışsın 8350, 8 GB RAM, R7-265 herhalde. Doğrudur abi, doğrudur. Peki şöyle söyleyeyim, buna fiyat olarak ne düşünüyorsun kardeşim? Yazdığın fiyat mı? Pazarlık var mı? Hani ilana 1750 yazdım. Uygun yazdım abi zaten piyasadan şu an. Doğrudur. Hani yine küçük bir ikram yapabilirim ama çok bir şey oynamaz yani, 50-100 lira. Yani sen gene bize bir şeyler yap ya. Biz de ihtiyacımız olduğu için değil yani, bilgisayar toplama değil de hani video çekeceğim ben buna. Yani bir yardımcı olursan, destek olursan, bizim de kanalımızın çok bir bütçesi yok. Vallahi abi o zaman bir gel görüşelim abi ya. Tamam, yerin nerede kardeşim? Geleyim ben atlayıp. Selçuklu Mahallesi abi. Apartman abi. Sen geldin abi. Ben çok bilmiyorum da oraları. Sen bana bir konum at, ben çıkıp geleyim hemen. Hayır. Tamamdır abi. Tamam hadi, konumunu bekliyorum. Ben de yola çıkıyorum. Tamam. Bin evler tarafı değil mi? Evet abi. Tamam, ben o tarafa doğru çıkıyorum. Sen de istersen bana bir konum at, ben geliyorum kardeşim. Tamamdır abi, atıyorum. Tamam, bekliyorum kardeşim. Öyle. Evet arkadaşlar, bir gidelim bakalım pazarlık nasıl olacak. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, arkadaşın dediği attığı konuma geldik şu anda. Şimdi şurada bahçede bir oturulacak yer varmış. Geçeyim oturayım. Arkadaşı bir arayalım. Bakalım kasa nasıl? İkinci el serüvenimiz başlasın. Alo. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kardeş, bu attığın konuma geldim ben şu anda da. Evet abi. Bir apartman vardı, bahçesi var, parkı falan var. Evet. Tamam, ben o parktayım kardeş, oturuyorum. Kaç dakikaya burada olursun? 5 dakikaya iniyorum abi. Tamam, tamam kardeşim, bekliyorum. Rica eyvallah. Evet arkadaşlar, kasamız 5 dakikaya geliyor. İnşallah sıkıntı yoktur. Kardeşin sözüne güvenip alacağım. Deneme şansım olmayacak. Eve götürüp deneyeceğim. O mühleti de isteyeceğim. O mühleti verirse bize o şekilde alacağım arkadaşlar. Bir de bir pazarlık yapalım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, arkadaş geliyor. Şimdi izin isteyeceğiz video çektiğimize dair. Hoş bulduk kardeşim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Ben şu an bir video çekiyorum kanal için. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok abi, problem yok. Tamam, çok güzel. Kasamız bu herhalde. Şöyle bir aynen bir açıp bakma şansım var herhalde. Şöyle böyle de yardım edeyim şöyle. Bu senin eski sistemin herhalde. Aynen abi, ben yeni bir sistem kurdum şu an. Hayırlı uğurlu olsun. Açamadık. Valla ben de kameramanım olmadığından mecbur tek elle çalışıyorum. Evet, bakalım ne varmış içinde. R7-265 ekran kartı. Bir sıkıntı yok. Kablolama biraz kötü yapılmış. Bayağı eski bir sistem. Ben yeni bir sisteme geçtim. Hmm. O yüzden şu an ilana koydum. İyi etmişsin. Zaten ben ilanı görür görmez yazdım. Arayan soran çok herhalde. Sabahtan beri telefonum meşgul çalıyor. Arıyorlar abi. Favoriye var. Mesaj atan var. Evet. Fanlarda bir sıkıntı yok. Şu biraz yavaş dönüyor da gene de çok sıkıntılı değil. Biraz yağlarsak. Aynen, biraz yağlarsak problem olmaz. Üstünde 4 RAM var herhalde. 8 GB. Soğutmasız. DVD zaten kullanan da kalmadı da. Üstünde yine bulunuyor. Şöyle bir bakalım genel anlamda. Şurada bir ezik falan var da ben düzeltirim onu, problem değil. Şu tarafında bir ezik var. Şimdi kasayı inceledim arkadaşlar. Bir sıkıntı yok gibi duruyor ama tabii ki sisteme takmadan almak problem olur. Ben şu anda kardeş ikinci el video çekiyorum. Yani ikinci el bir bilgisayar nasıl alınır vesaire. Evet. Şimdi yanlış anlama, pandemi süreci var, şu var. Evine de çıkmak istemiyorum. Doğrudur abi. Bu kasayı bana muayyer verebilir misin? Ben senin paranı vereceğim. Evet abi. Paran sende kalacak, sıkıntı yok. Tamam. Benim de yerim yurdum belli. Numaram da var zaten, evet. Sende.
Bana akşama kadar bir müsaade edeceksin. Ben eve götürüp test edeceğim. Problem yok abi. Aynen, bir sıkıntı yok diyorsun. İlla ki yoktur da, dediğim gibi hani bir, en ufak bir sıkıntı çıksa sonuçta ikinci el alırken risk yaşıyoruz. Tabii. Yani biz de burada bir referans videosu çekiyoruz. İnsanlara ikinci el sistem risktir arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Aldığınız zaman kontrol edin ya da bu kardeşimden benim aldığım gibi bir mühlet almaya çalışın. Çünkü aldığınızda sıkıntı çıkarsa geri tekrar iade etme durumunuz olsun. Sıfır sistem almıyorsunuz. Garantisi yok. Sen bunu Allah bilir kaç yıl önce aldın. Bayağı oldu, bu babamın hediyesiydi. Evet. Ben şimdi yeni sisteme geçince boşa çıktı. Hayırlı olsun diyelim. Tamam, ben sıkıntı yok kardeşim. Paranı vereyim. Sen akşama sisteme kadar incele abi. Ya akşama sürmez. Aynen. Ben şimdi direkt alıp eve geçeceğim. Sistemi bir test ederim. Bu sistemi biraz adam etmemiz gerekiyor. Kasa gerçekten çok İçler acısı durumda. Hiç bakım yapılmamış. Şimdi alacağız, yalnız şöyle bir durum var. Pazarlık olmazsa olmaz, biliyorsunuz ki. Pazarlık yaparız dedin. Ne yaparız kardeşim bunu bize? Abi zaten şu an sistemi Letgo'ya uygun bir fiyata koydum. 1750 lira gibi fiyata koydum. Evet. Hani uygun da bir fiyat. Sana bir 150 lira indirim yapayım. Hani 1600'e bırakalım sana. 1600. Ben de bir fiyat söyleyeyim. 1400 lira nasıl? Olmaz abi, o çok az ya. Şu an zaten bu sistem, böyle bir sistem yok o fiyatlara. Yani doğru. Letgo'da ben zaten görür görmez direkt zıpladım sisteme. Çünkü içindeki ekran kartı eskinin idare edebilir. Güzel seviye, orta seviye, orta şekerli bir ekran kartı. Günümüzde de zaten hani insanlar genelde Battle Royale oyunları falan, PUBG'dir, Valorant'tır, o tarz oyunları, FPS oyunlarını oynuyor. Bu kartların da güçleri zaten o sistemler için, o oyunlar için daha doğrusu yeterli. Tabii ki dediğim gibi sistemde sorun çıkmadıktan sonra işimi görür görmez değil, ama sen gene de gel bunu 1400 lira yap bize. Vallahi abi, o zaman son sana fiyatını söyleyeyim, 1500'e hayırlı olsun. Bak diye. Elim yoruldu. 1400'e. Bak, YouTube kanalımız var. Reklam da yaparım sana. İnan yani, ekipman alacağım abi bu paraya da ya. 1500 düz yapalım, iki tarafta mutlu olsun. Ne yapalım arkadaşlar, 1500 verelim mi? Ya yapmış yok. Tamam kardeş, hayırlı uğurlu olsun. Seni de üzmeyelim. Çünkü yanlış anlamayın arkadaşlar, bu yaptığımız pazarlıktır, razı pazarlıktır. Ölücülük değildir. Kimse yok abi çok iyi öldün, çok iyi şöyle yaptın, deldin kasayı falan demesin. Bu kardeşimin de ihtiyacı varmış. Zaten uygun fiyat yazmış. Dediğim gibi razı pazardır. Evet. Ben 1500, sen 1500 diyorsun. Ben de 1500 diyorum. Razı mısın kardeşim? Razıyım abi. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı o zaman. Olsun. Ben şöyle sol elimi uzatayım. Normalde sağ eldir de. Kamera var elimizde. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Bu videoda da bir tane çekiliş yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çekiliş şartlarını videonun herhangi bir yerinde söylerim büyük ihtimalle. İsterseniz biz arkadaşın parasını ödeyelim, alıp kasayı evimize gidelim. Videonun geri kalanı da orada. Evet arkadaşlar, sistemimizi aldık, evimize getirdik. Arkadaştan da ikinci el olduğu için mühlet aldık. Arkadaş da sağ olsun bizi kırmadı. Tamam abi, götür sistemi dene falan dedi. Ben zaten sistemden söktüm, çıkarttım dedi. Yani arkadaş yeni bir sistem yapmış, bu ikincisini de bozmamış. Diğer çocuk odamda duruyordu falan, zaten kullanıyorduk dedi. Kardeşim falan kullanıyor dedi. Ama ihtiyaç olmadığı için dedi. Ve oyunlarda ben istediğim performansı alamadığım için dedi, satacağım bu kasayı dedi. Biz de fiyatına uygun yazmasından mütevellit dedik ki gerçekten bu arkadaş büyük ihtimalle bu sisteme ihtiyacı yok. Bildiğiniz gibi de uzun süredir sistem toplama videosu yapmadığımız için, daha doğrusu bildiğiniz gibi bilgisayar parça fiyatları yükseldi. Eskiden gene alıyorduk, bir şeyler yapıyorduk falan. Ama fiyatlar gerçekten zirve yapınca, bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim kanalımızın herhangi bir destekçisi yok. Biz bu işi tamamen keyfi ve gönüllü olarak yapıyoruz. Biz de kanala video çıkması açısından hiç kaçırmadık ve hemen arkadaşı aradım. Sağ olsun, o da bize iyi davrandı ve bu kasaya sahip olduk arkadaşlar. Şimdi kasanın içini şöyle bir açıp ne var ne yok arkadaşlar size bildiğim kadarıyla anlatacağım. Bu arada ben aldığımda içerisinde Windows 7 yüklüydü. Ben buna 10 yükledim arkadaşlar. Bir de Valorant yükledim. Beklediğim kadar güzel değerler aldım. Fakat kasaya biraz bakım yapılması gerekiyor. Şimdi bir açalım. Açamıyor. Evet arkadaşlar, sistemi zorla da olsa açmayı başardık. İçini ilk açtığımda bayağı bir kablo karmaşası var. Aynı zamanda bayağı bir toz var arkadaşlar. Büyük olasılıkla bayağı bir süredir bakım yapılmamış cihaza. Power supply eski, herhangi bir üzerinde sertifika yok. İşlemci eski bir işlemci arkadaşlar. DDR3 bir sistem. AMD'nin en son krallarından bir tanesi. FX8350 işlemci var içerisinde. FX8350 8 çekirdekli turbosuyla 4.2 GHz'e kadar çıkabilen, AMD'nin çıkartmış olduğu güzel bir işlemci. Fakat stok soğutucuyla kullanıldığı zaman biraz ısı problemi oluyor. Şu anki durumu neyi ben de bilmiyorum. Çünkü uzun zamandan beri 8350 işlemci görmüyorum. Üzerinde anakart olarak Asus'un AM3 destekli çift slotlu bir anakartı var. Model kısmı ekran kartının tam altında
arabada kaldığı için ben de bilmiyorum. Cihazı sökmedim, temizlemedim. Üzerinde DDR3 4 artı 4 8 GB RAM var. Günümüzdeki birçok oyun 16 GB RAM istiyor ama 8 GB'la da hala idare edilebiliyor. Özellikle PUBG Mobile, Valorant, CSGO gibi oyun oynayacak arkadaşlar için çok güzel bir kasa diyebilirim. Ön kısımda siz görmüyorsunuz ama Crucial'ın arkadaşlar 240 GB'lık bir SSD'si var. Bu da sistemin DDR3 olmasını, eski bir sistem olmasını göz önünde bulundurursanız SSD bu sistemin hız bakımından kalbi diyebilirim. Üzerinde 400 watt'lık bir PSU var arkadaşlar ama burada dikkat edilmeyen bir nokta var. O zamanlar satılan RX 265 ekran kartları minimum 450 watt sistem gereksinimi tavsiye ediyordu. Bu sistemi alırken arkadaşlar ya belki içerisinde 500 watt'lık 600 watt'lık bir PSU vardı, belki yandı. AOP'nin 400 watt'lık PSU'suna geçilmiş. PSU'nun gücü bu sistem için normal şartlarda yeterli değil gibi gözüküyor ama sisteme taktığım zaman çalışıyor. Tabii ki bu da güç ve verimlilik kaybına yol açacaktır. Şu an elimde kendi kasamda takılı PSU haricinde PSU olmadığı için bu sisteme herhangi bir PSU'yu bağlayamadım ama ilerleyen zamanlarda elime PSU geçtiğinde bu sistemin PSU'sunu değiştireceğim arkadaşlar. Böyle bu PSU ile kalmayacak. Şu an tamamen mecburiyetten. Üzerinde bir adet takılı DVD okuyucu var. DVD okuyucu kim ne yapsın? Bir tane kasa var arkadaşlar. Normalde arkasında falan yazar ama bunda herhangi bir marka model yazmıyor. Zaten ikinci el bir sistem olduğu için ben de çok sallamadım. Kasanın ön tarafında bir tane 120 mm fan var. Siz görmüyorsunuz. Bir de arkasında bir adet 120 mm fan var. Kasanın bazı yerlerinde eğriler büğrüler var. Onları elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışacağım. Kasa bayağı bir tozlu arkadaşlar. Evin dışına çıkartıp bir öncelikle hava vuracağım. İçinden bütün tozu pisliğe gitsin. Daha sonra bakım yapılmadığını düşündüğüm için arkadaşlar işlemcinin fanını sökeceğim. Termal macununu değiştirip geri tekrar takacağım. Elimde buna takabileceğim bir işlemci fanı olmadığı için mecbur gene stok fanı kullanmak zorunda kalacağım. Ve ekran kartı RX 265 ile oyun keyfine doyacağım diyebilirim. Kasa çalışıyor. Dediğim gibi stres testine falan soktum. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Öncelikle şöyle bir ekrana bağlayıp arkadaşlar bir bakalım. Daha sonra götürüp tozunu dumanını attıralım. Termal bakımlarını yapalım. Kablolamasını düzeltelim. Ve ikinci el sistemimizin keyfine varalım arkadaşlar. Bu tarz ikinci el videolar gelsin istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük bir kitle izliyor ve abone olmadan gidiyor arkadaşlar. Bize destek olun arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz. Bu da abone olarak, bildirimleri açarak, gelen videolara like atarak olur. Desteğinizi kesinlikle sonuna kadar bekliyorum arkadaşlar. Bu videolar için gerçekten çok emek veriyorum. Hadi bir bilgisayara bağlayıp çalıştıralım biz bunu. Evet arkadaşlar, kasamı kurdum. Kasamı çalıştırdım. İçerisine oyunlarımı yükledim. Test programlarımı yükledim. Ben tabii ki daha önce bunu yapmıştım ama görsel almak için tekrardan yapıyorum. Full mark yükledim arkadaşlar. Ekran kartını en sağlam test edebileceğiniz, ekran kartını çok küçük bir programla %100'e çıkartıp ısı değerlerine bakabileceğiniz bir program. Biraz böyle kasanın sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Kasa eski olduğu için bayağı bir sesli çalışıyor. Ama ekran kartının performansını ben gayet beğendim. Ekran kartı 1900x1080 çözünürlükte yaklaşık 7-7,5 dakikadan beri çalışıyor. Full marka göre en yüksek 56, en yüksek 77'ye kadar gördü. Yanına ben bir de emin olabilmek için HV Info programını kurdum. HV Info programını çalıştırdığımdan beri boşta ekran kartının minimum sıcaklığı 45 dereceyken en yüksekte zaten 76-77'yi gösteriyor şu anda. Yani ekran kartı başarılı, power supply düşük olmasına rağmen ekran kartı beni mutsuz etmedi. Ortalama full markta da 33 FPS gibi bir değer veriyor. Lakin bu sizi aldatmasın, oyunlarda bu FPS değişiklik gösterir. Full mark programı bayağı bir zorluyor. Hatta space tuşuna bastığınız zaman şuradaki göz gidiyor ve FPS çok daha akıcı hale geliyor. Şu anda 500 FPS ortalama görüyor. Ama ekran kartını zorlamak, %100 de çalıştırmak istiyorsanız space'e basıp bu gözü açın arkadaşlar. Bu gözün üzerinde dokular var. Bu dokular sayesinde ekran kartını zorluyor. Zaten ekran kartının büyük olasılıkla sesi size de geliyordur. Bangır bangır bağırıyor arkadaşlar son sistemde. Evet arkadaşlar, EV Info programına göre 45 derece açtığımdaki sıcaklık, şu anki sıcaklığı 77 derece. Average'a bakarsak da 71 derece olarak gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi anlık sıcaklık 78 dereceye çıkmış. Full markı çalıştırdığımda 56 dereceymiş. Şöyle göstereyim, %98 %100'lük bir kullanım var. Gördüğünüz gibi anlık sıcaklık 77 dereceyi gösteriyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemci fanı deli gibi dönüyor. Ekran kartının fanları da gördüğünüz gibi son sistem bas bas bağırıyor. Şimdi bir de işlemci zorlayalım. Arkadaşlar şimdi şu arkada çalışan programın ismi Prime 95. İşlemciyi gördüğünüz gibi %100'de kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi işlemcinin modeli yazıyor. Bu arada arkadaş yanlış biliyormuş. Bize 8350 demişti. İşlemci FX8300 arkadaşlar. 8300 arkadaşlar 8350'den çok farkı değil. Temel hızı 3.3 GHz. Turbo ile kendini 4.2 GHz'e kadar çekebiliyor. 95 Watt TDP'si var. 5258 Passmark skoru var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 8 çekirdek olarak gösteriyor. Yani arkadaş 8350'de ama bizim için çok bir kayıp değil. Bu arada Prime
M95 programı gördüğünüz gibi bayağıdır çalışıyor arkadaşlar. Şimdi işlemcinin sıcaklık değerleri gerçekten çok güzel. Ben normalde çok yüksek bekliyordum. Şu anda işlemci anlık olarak %100 yük altında 54.9 derece. Minimum sıcaklığı 40 dereceymiş. Yani boşta 40 derecede çalışıyor. Maksimum da 60 dereceyi görmüş arkadaşlar. Şu an 54.8 derecede çalışıyor. Averaj ısısı da 49.7 arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi normalde daha önceki tecrübelerimize dayanarak ben işlemcinin böyle alev alacağını falan düşünmüştüm. Ama 8300 olmasından mütevellit midir nedir? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla 8350 işlemci yanıyordu arkadaşlar. Bu Prime 95 testini falan çektiğimde uçuyordu. Ama bunda öyle bir sıkıntı olmadı. Şu anda arkadaşlar en yüksek 54.8 derecede işlemci %100 yük altında çalışıyor. Bu da demek oluyor ki ekstra bir soğutucuya ihtiyacımız yok. Minik soğutucuyla bile çalışabiliyor. Sadece soğutucuyu değiştirme sebebim şu olabilir. %100 yük altına çıktığı zaman işlemci bas bas bağırıyor. Çok ses çıkartıyor. Zaten büyük ihtimalle kulağınıza da geliyordur. Hatta ben mikrofonu şöyle bir yakınlaştırayım. Siz de %100 yük altındayken nasıl sesli çalıştığını bir duyun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makine ateş ediyor. Bu sesle oyun oynanır mı? Kulaklığınızı takarsanız oynanır. 1500 TL bandında verdiğimizi düşünürsek hala Prime 95 çalışıyor bu arada. Normalde zaten bir hata, kusur vesaire olsa makine buradan büyük olasılıkla alev alırdı. Power supply'de falan bir problem olsaydı zaten makine bu zamana kadar hem ekran kartı testi yaptım hem işlemci testi yaptım, sıkıntıya uğrardı. İsterseniz bir de makineyle Valorant oynayalım. Cihaza yüklediğim oyunlarda bir deneme yapalım. Bakalım bize neler veriyor, neler vaat ediyor. Şöyle bir kısa bir Valorant yapalım arkadaşlar. Ondan sonra makineyi şöyle kendimizce bir uyarlayalım. Ondan sonra tekrar oyun testlerine döneriz. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Ama videoyu bitirmeden bir like, bir abone. Kesinlikle abone oluyorsun kardeşim. Çünkü abone olmadan kaçtığın zaman bize bir hayrın dokunmuş olmuyor. Benim sana hayrım dokunsun diye. Ben bu kadar eziyete giriyorum. Sen de bir zahmet bir like at. Bir abone olma eziyetine giriver kardeşim ya. Hadi bekliyorum. Abone ol. Ondan sonra oyun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Valorant'ı kurdum. Öncelikle şuradan bir ayarlar diliyorum. FPS'i kocaman yaptım, kusura bakmayın. Buradan görüntü diyeceğim arkadaşlar. Şurada görüntü boyutu 1920x1080, 120 Hz diyor çünkü HDMI ile bağladım arkadaşlar. Display ile bağladığımda 144 Hz'i alacaktır monitörüm, çünkü 144 Hz hatta 165 Hz ama display ile bağlamadığım için 144 Hz mecbur. Bunları kapattım arkadaşlar. Şu an lobby kısmındayım. Bunlar kapalı şekilde 280 diyor. Grafik kalitesini bana düşük olarak vermiş arkadaşlar. Bunlar açık, kapalı. Bura hiçbiri, 1x. Elinden gelebildiği kadar düşük vermiş oyun. Ben de çok zorlamayacağım, irdelemeyeceğim arkadaşlar. Oyun içerisinde bir açarım. Şuradan bir spike'a hücum deyip bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Bize ne verecek, ne vaat ediyor. Bir görelim. Bu arada kasa gerçekten sesli çalışıyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bir hava falan tutacağım. Şöyle bir Valorant oynayıp bir bakalım neler var neler yok. Bu arada şuradaki FPS programı soracak olan arkadaşlar varsa da MSN Afterburn programı arkadaşlar. Afterburn programını kurarken Riva Tuner'ı da kuruyor yanında. Riva Tuner sayesinde burada değerleri görebiliyorum. Şu anda 78 kullanımda, ekran kartı 69 derece, 864 MB bir RAM kullanımı var. %40 işlemci kullanımına da 53 derece. RAM kullanımı 4 GB arkadaşlar. Üstteki RAM kullanımı 864 MB'lık RAM kullanımı, ekran kartının RAM'i. Şu anda da lobby kısmındayım. Yani oyunun girme kısmındayım. 324 FPS. Bize önemli olan oyundaki lobby'deki değil, içindeki FPS arkadaşlar. Bu arada bağladığım kasa bağlı arkadaşlar. Benim kendi kasam değil zaten. Ekran kartı gördüğünüz gibi dönmüyor. Ben bunu ışık olsun, görsel olsun diye çalıştırıyorum. Yani ikinci el kasamız bu değil arkadaşlar. Yanda bas bas bağıran kasa. Hatta belki bize inanmayan arkadaşlar olabilir. Ben şöyle basıyorum ve kendi bilgisayarımı kapatıyorum. Evet, şu anda benim bilgisayar gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. Oyun ikinci el topladığımız kasadan. Şu anda 150-160 FPS. 150-160 FPS'te oynanıyor. Tabi dokular kapalı olduğu için benim çok alışık olmadığım bir durum. Bakalım şuradan adam gelecek mi? Geldi. Reis geldi. Oo, yalnız bir şey değil mi? Ben 1080'li kasaya alışık olduğum için bu bana biraz şey geldi. Böyle sanki FPS... Spike'ı başka yere yerleştirmişler. Beni kim kör etti? Öldük ya. Bu arada ben ne yapayım? Adamların 5'i birden yaşıyor. Hepsi bana saldırdı. Ben ne yapabilirim? Hepsi buraya geldi. Arkadaşlar şu anda 1.5 GB bir ekran kartı kullanımı var. 53 derece işlemci sıcaklığı, 64 derece ekran kartı sıcaklığı, 5 GB bir RAM kullanımı var. 140-150 FPS civarında da oyun FPS'i var. Fakat şöyle de bir durum var.
O ne ya? Bizim takım berbat oynuyor bu arada. Evet, Raze'i bombayla öldürdük arkadaşlar. Bakalım başka adam var mı orada? Vardır illaki. Evet, bu el biz iyi oynadık. Altın silahı alalım. Altın silah gene aynı silah mıymış? Spike burada değil. Acilen Spike'a gitmemiz lazım. Aa! Ben vurdum. Kabataslar sıktım ve vurdum arkadaşlar. Şimdi görüntü ayarlarını arkadaşlar bir de şuradan yükseğe alalım. Grafik kalitesi yüksek. Yüksek, 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 açık. Bunları açmaya gerek yok. Şunu mesela 4x yapalım. Bunu da 16 yapalım. Yine FPS'de çok bir şaşma olmadı arkadaşlar. 130-140 FPS aralığında dolanıyor. İyi. Şu an 120 FPS'de oynanıyor. Bir sıkıntı yok. Spike'ı kuralım ölmeden kaçabilirsek. Yalnız arkadan da gelebilir. Ben biliyorum. Oo, vurdum. Çok iyi. Ah be! Kurşun değiştiriyordum. Evet, kaybettik. İsterseniz gidelim bir temizleyelim. Kendimize göre bir dizayn edelim. Bir daha gelip oyunlara bakalım. Ama güzeldi.
Evet arkadaşlar, kasamı kendime göre biçimlendirdim. Kablolarımı falan tekrar yeniden düzenledim. İşlemci macunumu ve ekran kartımın termal macununu değiştirdim. Bana göre yapılabilecek en iyi bakımı yaptığımı düşünüyorum. Şimdi tekrar sisteme bağlayalım, bir bakalım ne olmuş. Evet arkadaşlar, yarın pazar ben bu videoyu bitiririm. Yarın yayınlarım, izlersiniz diye düşünüyordum ama şu an saat 3-3.30 oldu. Bilgisayarı montajla, oyunları kur falan derken arkadaşlar çok bir oyun kurmadım. Valorant var zaten, daha önce görmüşsünüz. Bir de Battlefield kurdum. Hani normalde sadece Valorant tarzı oyunlar oynama abi, güçlü oyunlar oyna diyenler vardı. Bu cihazın yaşı itibariyle daha yüksek bir oyun kurdum. Battlefield 5. Tabii ki oyunun bana verdiği sistem ayarları low ayarlar arkadaşlar. Yani düşük ayarlar, bütün ayarları düşürdüm. Oyundaki monitörümü de 120 Hz aldım. Tabii ki bir şey ifade etmeyecek ama gene de şöyle söyleyeyim. Şu anda ekran kartını %96 kullanıyor, 70 derece. Normalde maksimum kullanımda 74'e falan çıkıyordu. Ekran kartı belleğinin neredeyse tamamını kullanıyor. 1855 MB. İşlemci de %56 kullanıma 53 derece. 6-7 GB bir RAM kullanımı var. 52 FPS ile oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Battlefield low ayarlarda olmasına rağmen ortalama 60-70 FPS arasında oyunu çok rahat bir şekilde bana oynatabildi. Ekran kartı çok güzel, işlemci güzel, RAM 8 GB ama idare ediyor. SSD'nin olması gayet güzel. Bana 1500 TL'ye aldığım bir kasadan beklemediğim bir performans verdi diyebilirim. Kasayı temizledik, içime de gayet benimsindi. Şimdi isterseniz son olarak bir Valorant deneyelim ve videomuzu artık bitirelim. İkinci el videoları gelsin istiyorsanız da beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi Valorant'a geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Valorant'ı açtığım ilk girdiğim oyunda da sağ olsunlar tanıdılar. Abi sen YouTube'daki Hakkuş değil misin dediler. Ben de dedim evet benim. Bu arada şu anda en yüksek ayarlarda arkadaşlar oyun başladı. Grafiği göstereyim diyecektim de. Buradan şöyle bir görüntü ayarlarını göstermek istiyorum. Grafik kalitesi gördüğünüz gibi hepsi yüksekti arkadaşlar. Şunu hiçbiri 1x yaptım. Bunu tekrar 4x ve 16x yapalım. Geri tekrar oyunumuza dönelim arkadaşlar. Şu an tabii oyuncunun gözünden, bizim gözümüzden değil. Oyun bir adam kaldı, o da öldü. Silah alacak param yok arkadaş ya. Sova şurayı bana bırak. Ben şuradan şu alana giriyorum. Ondan sonra bir tarafı tarıyorum. Bizim Viper duvar attı. Oho, adamı göremiyoruz bile ya. Adam çatır çatır vuruyor. Evet arkadaşlar, son bir el daha atıyorum. Bu sefer düşük ayarlara getirdim. Çok FPS'te bir değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi şu anda 130-140'da. MSI 4x, 16x yapıp şöyle ayarladığımda da ortalama şu anda 100 FPS. Dediğim gibi 100-150 FPS arasında oynanabilecek bir oyun. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Saat oldu 4, sabahın 4'ü. Keşke arkadaşlar biraz daha erken bitirebilseydim de videoyu montajlayıp pazar gününe yetiştirebilseydim. Gerçekten çok isterdim. Şimdi gelelim size vereceğimiz hediyeye arkadaşlar. Söz vermiştik. Bir adet Rampage'in yeni kulaklığı Mage'i içinizden bir arkadaşa hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Oradan girip şartları okuyabilirsiniz. Şartları kesinlikle eksiksiz yapın. Zaten 3 parça falan bir şart isteyeceğim. Rampage'in RGB'li 7.1 çok güzel bir kulaklığı. İster oyun oynayın, ister yayın yapın. Çok tatlı bir kulaklık. Yakın zamanda da incelemesi kanalımızda olacak. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz ve ikinci el videoları gelsin diyorsanız öncelikle bir like'a basın. Daha sonra abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bu kadar emek sizler için arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Çok cici kalın. Görüşürüz arkadaşlar.